Sayın Divan, değerli mücadele arkadaşlarım, sizlere Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde PKK ile göğüs göğüse çarpışan yiğit devrimcilerin selamını iletiyorum öncelikle. Bu içinde bulunduğumuz süreç bir örtülü savaş aslında. Bunu kimileri vatan savaşı olarak, kimileri ise ikinci İstiklal Savaşı olarak nitelendiriyor. Bunun ikisi de doğrudur. En geniş anlamıyla bu bir aslında Türk-Amerikan savaşıdır. Ve bu savaş Suriye'de, Güneydoğu'da Amerika'nın piyon terör örgütü PKK'ya karşı yürüyor. Bürokrasi içinde, akademi içinde, yargı içinde de Amerika'nın yine diğer bir piyon örgütü olan FETÖ'ye karşı yürüyor. Şu anda bizim önümüzde de şöyle bir soru var. Biz bu savaş içerisinde millete nasıl seferber edeceğiz? Kurtuluş Savaşı, bizim birinci Kurtuluş Savaşımızın önderleri buna hilafetçisiyle laikçisini, sosyalistiyle milliyetçisini aynı savaş altında birleştirme, aynı kuvvet altında birleştirerek cevap vermişti. Ve bu sayede millet seferber edebilmişti. Bu sayede milletin iki öküzünden birini, iki çift çorabından birini alabilmeye ikna edebilmişlerdi. Şimdi de bizim önümüzde böyle bir soru var. Ancak biz bugün bu referandum tuzağıyla aslında bunlardan çok uzak bir evet hayır kamplaşmasına bölünmeye itilmiş durumdayız. Bizler Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde, Cebeci Kampüsü'nde, Beyazıt'ta PKK'ya karşı omuz omuza mücadele ettiğimiz, omuz omuza dövüştüğümüz arkadaşlarımız da bugün evet mi hayır mı, işte evet mi çıkacak hayır mı çıkacak, hangisini diyelim diye bir tartışmaya itilmiş durumdayız. Fakat biz Türk gençliği olarak buna hiçbir şekilde bu tuzağa hiçbir şekilde düşmeyeceğiz. Bugün bu salonda ülkücü arkadaşlarımız da var, AKP'den gelen arkadaşlarımız da var ve bunlarla birlikte bizler bu evet hayır tuzağına hiçbir şekilde düşmeyeceğiz. Bu referandum aslında en başından itibaren bu seferberliği bir baltalama aracıydı. Ama önümüzde sonuçta nihayetinde evet ya da hayır şeklinde bir seçenek geldi. Bizim şu anda şunun ölçüp tartmamız gerekiyor. Evet çıktığı zaman bu seferberliğe ne kadar hizmet edecek? Daha önce tarif edildiği gibi evet bir kitleyi seferber ediyor, evet. Ne kadarını seferber ediyor? Evet Türk milletinin ancak %50.000'ini seçtiği bir kişiye yetkilerin vermesini, ancak %50.000'ini seferber ediyor biliyor. Ancak bizim bu terörlü mücadelede başarılı olabilmemiz için önceliğimizi milletin tamamını seferber etmeye vermemiz gerekiyor. Eğer bu sistem yetersizse, AK Parti kurmaylarının söylediği gibi bu sistem yetersizse, bu sistemin yetersizliğinden ancak meclisi güçlendirerek güçlü bir mecliste çıkabiliriz. Gelin o zaman meclisin yetkilerini arttıralım ve bu sistemi güçlendirelim. Bir de hayır seçeneği var ve bizim hayırımızda neler var? Bunlara bakmamız gerekiyor. Bizim hayırımızda önce terörle mücadele demek var. Bizim hayırımızda önce ekmek, önce iş demek var. Hepimiz bu kampanya sürecinde afişlerimizi birlikte astık, afişlerimizi gördük. Oralarda önce terörle mücadele dedik, önce ekmek ve iş dedik. Bizim hayırımızda sadece Cumhurbaşkanını seçen değil, ben de bu milletin verdiği savaşta bir nefer olacağım deme iradesi var. Bizim hayırımızda Şeyh Said yok, Seyit Rıza yok, bu gibi teröristler yok, bu gibi bölücüler yok. Bizim hayırımızda hayır var ve buradan da AK Parti, MHP, CHP, Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi üyesi olan arkadaşlarımıza bir çağrı yapıyorum. Gelin hep birlikte bu referandum tuzağını, bozgunu uğratalım ve buradan büyük bir birlikle beraberlikle çıkalım. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Gençlik Meclisimiz vatana ve millete hayırlı olsun.